Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Hasan Ali. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi artık Antalya'da işimiz bitti. Köyümüze geri döndük. Şimdi bahçeye şöyle yanık fışkı götüreceğim. Şöyle yine tabii size şöyle toprak gibi gözükebilir de daha normal fışkı burada. O da burada. Bir iki adet balık bir şey. Onları götüreceğim. Ondan sonra evet arkadaşlar valla görmüş olduğunuz gibi maşallah ortalık bayağı bir yeşillenmiş şöyle. Ortalık bayağı bir yeşil yani maşallah var. Ben bu kadar dördün yeşil beklemiyordum. Öbür senelere göre İnşallah böyle devam eder. Şöyle araya bir girecek bakalım. Evet böyle daha iyi. Şimdi kız ne istiyorsun sen? Süt mü istiyorsun babacığım? Bu da bizim evimizin kedisi. Uy uy buymuşsun kedim. Uy uy uy. Evet arkadaşlar şimdi ben yanık fışkıyı dolduruyorum. Bahçeye gittim de tekrar görüşmek üzere. Ya bahçemiz fazla büyük değil. Yani bize göre biraz küçük yani. Evet arkadaşlar haydi bahçede görüşmek üzere. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Hasan Ali. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar biz iyiyiz. Sizi sormalı. Allah'a şükür sizler de inşallah iyisinizdir. Şimdi şöyle dönelim. Evet arkadaşlar. Malum Antalya'daki işlerimiz bitti. Köyümüze geri döndük tabi. Yatma yok. Şöyle. Arkadan yanık fışkımızı getirdik. Bahçeye serpiyoruz. Şimdi bilen bilir. Bilmeyen bilmez. Yani bildiğiniz gübre takviyesi. Bunu biz hem zaten kardeşim burayı çapalamadan önce üstüne bir daha attı. Şimdi bir de çapaladığımız yerlerin üstüne de atıyoruz şöyle. Bakın şurada daha çok belli. Sanki kırmızı toprakmış gibi. Ha bak daha döküyor. Evet arkadaşlar burada nanelerimiz falan var. Soğanlarımız var. Şu şey miydi lan? Şu vişne miydi? Neydi o? Şu karşıdaki. Vallahi arkadaşlar bunun ne olduğunu bize çözemedik. Böyle bir şey. Bunun sağ olsun belediye devlet verdi. Evinizin önündekinde 1, 2, 3, 4 tane var. Hatta 2 tane de orada. 6 tane falan ağaç yerler. Bunları ektik. Ama bunlar kurumaya başlamış. Uçlar sararmış. İnşallah kurtulmazsa insin ekerik. Bayağı da yeşillik var ha. Soğan var. Evet arkadaşlar. Şimdilik başlangıç. Burayı bitirdiğimde tekrar döneriz. Evet arkadaşlar. Videonun ilerleyen sırasında görüşmek üzere. Bay bay. Evet arkadaşlar. Bizim Mustafa Bey geliyor. Ne ara? Daha ayılamadın mı? Yok o hani nasıl dökersin. Dökersin. Ben de seni dökerim. Korkma kardeş. Şöyle getirsin de. Döktün mü? Tamam. Bir daha gideceksin mi? Geç. Vallahi arkadaşlar tripod kırılmayaydı iyiydi. Tripod Antalya'da kırıldı. Bizim orada köpekler yüzünde. Şöyle oturayım. Şu köşede marul var. Tam otlardan tam belli olmuyor.
Aynı şurada son hala yeşilen de daha biraz sararmaya durmuşlar nedense bilmiyorum. Aynı şurada da yeşil soğan var. Ama burada iğde vardı. İğdeyi demek ki zamanında sökmüşler. Biz yok ki. Şöyle. Evet arkadaşlar. Videonun ilerleyen sürelerine görüşmek üzere. Bay bay. Evet arkadaşlar, bahçeye geldik. Bahçe o kadar büyük değil demiştim size. Şöyle. Yani şöyle biraz daha şey yaparsam. Yakın. Tamam, bu kadar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi. Kardeşim bu tarafı belirlemiş. Ben fışkıyı getirene kadar. Tabii şöyle. İşte arada kül de var değil mi lan? He ya. Evet arkadaşlar, bakın şöyle yanık fışkılar. Tam belli olmaz çünkü ben biraz geç kaldım, sallamış. Arkadan şimdi bir iki el araba daha getireceğim. Şimdi hem kazmadan önce bahçeyi belirlemeden üstüne atıyoruz. Sonra bir de belledikten sonra atıyoruz. Vallahi biz genellikle suluyoruz da işte o çıkacak diye ellemiyoruz. Şimdi biz ikinci fışkıyı getire duralım. Evet arkadaşlar, o zaman görüşmek üzere. Hem o zaman bunun yarısı da biter. Var ya, şunların ne olduğunu daha ben de çözemedim. Allah razı olsun, belediye zamanda verdiydi. Şöyle bakın. 3 tane burada var. Şunu hiç çözemedim zaten. Benim arada badem ağacı vardı. Yani bir çam şurada. Daha bir tane de karşıda çam var. Üzüm de yeni yeni yeşillenmeye durmuş. Hani şöyle yeşil soğanlar varsa bakalım. Nane zaten olmazsa olmuyor. Şimdi burada. Şöyle bakın arkadaşlar. Ah aynen bakın. Usmaya başlamışlar. Bu da kabak mı çiçek mi lan? Bunun ne olduğunu bilemedim. Ama şuradaki geçen seneki çiçek. Çiçeklerin şeyidir. Evet arkadaşlar, şöyle. Köye tekrar geldik. Evet arkadaşlar, birazdan görüşmek üzere. Bay bay. Evet arkadaşlar, şimdi gübreyi size nereden çıkardığımı göstereyim. Ya bu, yani siz organik gübredesiniz, biz normal gübre deriz. Yani hayvanların altından çıkan tezek. Bakın arkadaşlar. Bayağıdır. Ne zamandan beridir bu? Burayı ellemiyor biz. He ya. En son şurada koyun fışkısı vardı. Bak, daha hala koyun kemireleri de var zaten de. Şöyle bakın arkadaşlar. Taş gibi. Hala var. En son bunları çekmiş buraya serdiydik kurusun diye. Ki o zamandan yani hemen hemen bir 3 aydır ellemiyorduk. İşte toprağın altında, üstünde hem solucanıdır, böceğidir, şeyidir. Bayağı bir çalışmış. İşte böyle bildiğiniz arkadaşlar, biz yanık gübre ederiz. Şöyle. Bak şu normal gübre. Tabi biraz samanla karışık. Normal. Bu da bahçeye atacağımız. Eğer bunu böyle samanlıca bahçeye atarsanız çok zor bellersiniz. Yorulursunuz. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi, bakın böyle bir yerden çıkarıyorum. Yani ihtiyacımız olduğu sürece daha burası komple fışkı. Bunu bir kat alırız. Ondan sonra hayvanların altından çıkan boku ben bir daha sererim buraya. Bir. Ya o size kalmış bir şey. İster 3 hafta sonra çıkarın. Tabi o zaman pek faydası olmaz. Ama var ya, bademlere bak. Bakın arkadaşlar, sizlere göstereyim. Şu gördüğünüz şeyler. Babam hep bize kızıyordu. Yani rüzgardan badem dökülüyordu. Bakın arkadaşlar, şöyle bademi göstereyim. Şöyle daha çağlaştı mı? Aa, bizim burada o görünürde yok. Ama üst taraflarda varsa bilmiyorum. İnşallah don yememiştir. Don yediyse yok yok. Bazı uç kısımlarında var. Var. Çağlağı çıkımı var. Yavaş yavaş. Ne oldu kız? Söyle.
Son kurçuk 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 lan telefonda. Normalde arkadaşlar, bakın fark ederseniz buzdolabından küçük gözüküyor. O kadar küçük de değil yani. Evet, burada bayağı ener bunlar büyür de bir şey olmazsa yaklaşık 15 civarında badem fidesi olur. Ener. Burada ekebileceğim bir yer yok. Bahçenin önünde belki. Arazi genişletip alabilirsek dış kısımlara çekebiliriz. Babam hep kızıyordu. 3-5 tane kaldıydı. Niye toplamıyorsunuz lan bunlar dedi. Şöyle bokun içerisinde. O çürümüş çünkü. Evet arkadaşlar. Ben burayı halledeyim. Ondan sonra videoya devam ederiz. Güle güle. Oğlum. Üstümüzü tozuttun lan. İyi lan. Oğlum soner araba yeter lan. Yo video çekiyorum. Soner araba yeter diyor. Şöyle. Niye lan? Bir şey kalmamış Mustafa. Sen onu şey yap. Ben de serpeyim komple. Hani üzümün altına falan atmayacağız değil mi? He? Annem de sulama yapıyor. Yapsın bakalım. Eyvallah güzel araba. Bizimki göreydi. Kudurdu gari ha. Hala yatıyorum lan arabanın içinde. Usta benden tarafa at da toz benden tarafa gitsin. Anam gitmesin. O zaman akşam bayramı göreceğiz. Bayramdan pirket istek de duvar örek ya. İki tarafa da öreceğiz mi? Yo orada değil de şura. Oğlum teller parçalanmış ya. Annem bayramdan pirket istedi. Onu şey yapalım örelim. Ya olsun. Yeterse ama yok ya he. Aynı buraya şunun gibi 3 lira mı çekeceğiz? Aynı olur ki. Tam böyle işte oğlum birileriz lan. Şurada boşluk olur. İyi bitti. Oğlum şu orayı bir kere al da bir kere de git lan bir daha geriye dönme istiyorsan. Lan en üstüne basma. Oğlum biz burada full nane eksek var ya toplayamayız ha. Demin nane basar. He? Demin nane basar olmuş. Aa yok lan ev basmaz da. Şura gördüğün var ya bütün zebzeni mevzeni içine tükürür. Zaten şurada var. Şu arada biraz var. Şurada biraz var. Bu taraf atlamış mı? Bak hayret bu tarafta yok. Yok yok burada da var. Şurada başlarda var biraz. Ama şimdi hep şey var ha. Yeşil soğan var. Baksana. Bu taze soğan. Yeşil soğanmış. İkisi de aynı geliyor zaten de. Şöyle biraz gülfat var. Sen gaz. Ben komple şey yapacağım ya. Sen gaz. Getiriyorum lan. Bekle.